vatandaşımızın Gölüksün ilçesinin Bosüyük köyü var kıymetli dinleyenler. Burada ihtiyar bir karı kocanın çevrede sayılan, sevilen bir oğlu var idi. Adem Gürbüz. Adem Gürbüz iyi bir sıva ustasıydı, namuslu idi, temiz idi, herkes tarafından sevilen bir delikanlıydı. ...1973 doğumlu olan Adem Gürbüz, sene 95'te yuva kurmak ister, bir kız kaçırır. İki yıl evli kalan Adem Gürbüz eşinden geri ayrılır. Morali bozuk olan Adem yine Kahramanmaraş'ın Suçatı diye bir yer var. Orada bir inşaat pazarlığını yapmaya gider. Vakit tamam olur. Karşıdan karşıya geçmekte olan Adem'e bir kamyon vurur. Adem ruhunu teslim eder. 2015 yılının Salı gününde. Adem Gürbüz'ün acısına dayanamayan küçük kardeşi İbrahim Gürbüz kalemi eline alır, kardeşine şöyle bir ağıt söyler. O ağıdı da Aşık Yemliha'ya yetiştirdi İbrahim Gürbüz. Aşık Yemliha da sazına şöyle dile getirdi. Kıymatını bilemedim, ateşler dünyamıştım özüme. Soğuk yıl garibana, garibana,
Senin acın var geldi yemek her aldan beni ölücü. Acın bana ağırda her alda ben öldüm. Kardeşim, ben damlarım.
su çatım dağına topluyorum nademimi damarım. Bacılar ayağına yarın ayağından
çırpınıyor yollar dizlerim ne vuruyor. İbrahim denir adem kayar dağın aş haydını gengen et güle güle yem layan ayağın ağıdın sevim öyle yengar göz yaşımı silesin. Yemlayan ayağına kaldın sevim öyle yengar göz yaşımı silesiyle göz yaşını silesiyle.